Parayı hazırlamışlar. Çabuk gel. Bizim kafede buluşup gidelim. Tamam, tamam. Aşkım, sen şimdi menemen istemiyor musun? Ha? Tamam, sıkıntı yok. Ben sana hemen başka bir şey yapacağım. Bak, hemen bak, şunun altını yakalım. Hemen yapıyorum. Bak, 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 bak. Hoppa. Tamamdır. Heh, gel bebeğim, bak. Tadam. İşte. Heh. Sen niye aşk böceğim? Tamam, benim çok acil bir işim çıktı. Hemen geleceğim. Yarımın kıya. İşte bu. Bak seneye var ya, bizimkiler de aynı bana böyle bakacak işte. Böyle. Seninle tehlikeli sularda yüzdük Dayko. Artık karaya çıkma vaktidir. Şu kadarcık şey. Ne hayatlar kuruyor, ne hayatlar batırıyor. Ne biçim dünya ya? Aşkım. Ben kaçtım, tamam. Nereye gidiyorsun? Ya bir dükkan varmış devir, ona bakmaya gidiyorum. Sevgilin sana verdiği sözleri tutmaya başladı. Ya? Düğünümüzde en yakın zamanda kendi mekanımızda yapacağız. Sefaretimizin son günleri, hatta son saatleri. Ver bir şans çocuğu bakayım. Mua! İşte bu. Ya. Ah bebeğim ya. Ya siz şu gözündeki endişeyi, hayatımın anlamı. Döndüğümde yerinde ışıklar olacak, inan ki. Ha? Birazdan gelir çarşafları da değiştiririm. Senin için dolapta bir iki tane raf da boşaltacağım. Gerek yok. Biz o kadar kalmayacağız zaten. Bir ya da iki gün. İki de demez diye umuyorum. Yani teferruata gerek yok. Biz salonda yatarız. Senin yerinde ne deyince daha huzursuz oluyorum ben. Ben zaten genellikle çalışma odasında vakit geçiriyorum. Orada bana uygun bir kanepe de var. Dert etmene gerek yok. Hem ben odayı sana değil... Rüzgara veriyorum. Teşekkürler. Abim hep şöyle derdi. Her şey illa yoluna girer. Ne kadar karıştığının bir önemi yok. Gerçekten bak böyle yapacaksın. Ye. Bak beni izle. Ye. Bir türlü anlamıyor mu bu çocuk Mercan? Tatlım bu nereden çıktı? Baban nerede? Bu kadın yine mi burada? Evet, Rüzgar'la bizde kalacaklar birkaç gün. Ne güzel değil mi? Ben onu çok seviyorum. Ya ne güzel. Cici annen hayırlı olsun bebeğim. Ne var bilsin çocuk? O benim annem değil ki. Yani evet, şimdilik değil ama olacak bu gidişle, değil mi? Tabii ki değil tatlım. Eyle ablanı gıcıkla tuttu yine. Kızlar, hoş geldiniz. Leyla bir süre bizimle kalacak. Çiçek?
nereden çıktı şimdi bu? Bir babaya. Konuşalım mı biraz? Gitsin bu evde. Annemi istiyorum ben. Güzelim. Annen uyuyor hala. Biliyorsun. Uyanacak ama. Uyanacak gelecek dedin. Ben başka anne istemiyorum. Annemi istiyorum. Senin sadece bir tane annen var. Ve dünyada kimse onun yerini alamaz. Tamam mı? Ablayla evlenecek misin? Bunu da nereden çıkardın? Tabii ki hayır. Abla sadece birkaç gün misafir olacak bizde, o kadar. Hem herkesin sadece bir tane annesi olur. Senin de seni çok seven bir tane annen var zaten, tamam mı? Ben onu çok özledim baba. Biliyorum. Uyanırsa ben onu bir daha hiç üzmeyeceğim. Gittiğimizde söylüyorum hep. Allah'a da söz veriyorum. Ama uyandırtmıyor. Neden? Daha önce tanışma fırsatımız olmamıştı. Ben Mercan. Bu sefer ne kadar kalacaksınız acaba? Şu an için bilmiyorum ama bir iki gün. Öyle mi? Peki neden ikide bir de bizde kalıyorsunuz? Abla. Ne? Yani bilmek hakkımız öyle değil mi? Maalesef şartlar öyle gelişiyor. Nasıl şartlarsa artık. Sanki evin kalabalığı yetmiyormuş gibi. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten çok özür dilerim. Yok, Çiçek de sizi görmek istiyordu zaten. Tabii. Ama nedense az önce pek öyle davranmadı. Ya bu akşam bir partiye gidecekti. Amcam yalanını yemedi, derdi o. O da o kadar klasik bir yalan söylemeseydi değil mi amma? Neymiş, arkadaşına ders çalacakmış, yok artık. Ben Leyla. Memnun oldum. Ben de. Ablamın da kusuruna bakmayın. Ablan davetsiz bir misafirden rahatsız olmak da haklı. En kısa zamanda gideceğim ama. Ben bir çay yapayım. Teşekkürler. Salih. Azrail'i de atlattın ha. Gerçi tebrik ederim. Atlatmak konusunda ailecek üzerinize yok. Zavallı kızının keyfi yerindeydi. Babası biraz daha iradeli. Abisi biraz daha akıllı olup her şeyi düzeltseydi. Kızın şu anda evindeydi. O boş boğazlı annesi karakola gidip hem beni, hem adamlarımı, hem de kendini tehlikeye attı. Bana hata yap, onun ikinci şansı olmaz Salih. Ama bu sizin kaçıncı şansınız? Size gösterdiğim iyi niyeti kimseye göstermedim. Ama söylenen oldu. İyilikten maraz doğdu. Tek üzüldüğüm ne biliyor musun? Masadan herkes kaçtı. Hesap en masumunuza kaldı. Geçmiş olsun.
gelmişsiniz gençler. Demek Almanya'dansınız. Ben de yaşamıştım orada bir ara. Siz tam olarak neredendiniz? Ya ne seceri sordunuz abicim. Ya malı gördünüz. Ya bu fiyata bulabileceğin en iyisi. Ya şu detayları bir boş geçsek de hani biz paramızı alıp hani yolumuza gitsek. Yolunuz? Yolunuz neresi? Ha? Was meinst du? Ne demek lan was meinst du? Şşş. Bana bak. Sen kimin mahallesine geldiğinin farkında mısın? Alman kırması. Nur oğlum. Hayaletin burnu bile korkunun kokusunu sizden iyi alıyor. Hoş. Zekası da sizden iyi ya. Abi vallahi benim bu işlerle hiç alakam yok. Bizim var mı Dayko? Ha? Bakın bizim mal hepsi bu kadar. Biz ne bu işe girmeye ne de pastaya sulanmaya niyetli değiliz. Siz iki salak. Benim pastam lan. Aferin. Aferin özgüvenli çocuklarsınız. Aferin. Bir şey burada tuvalet falan. Şuradaydı herhalde değil mi? Tuvalet. Ulan hiç eskimiyorum ha. Aferin oğlum, aferin hayaletine benim. Hadi git. Lan oğlum. Köpek bile ekmek yediği kaba sıçmaz. Şanslısınız. Buradan tek parça halinde çıkmanıza izin vereceğim. Çünkü tasmanızı kaçırana yakalama fırsatı vermek hoşuma gidecek. Hem bilmeden bana bir iyilik yaptınız. Ben borcuma da alacaklı olduğum kadar sadığımdır. Yalnız yanılır da yolunuz bir daha buraya düşerse sizi parça parça eder oğluma yedir. Anladınız? Bakın oğlum buraya. Bu arkadaşların algısı biraz düşük. Zeka problemleri var. Tek tek anlatın anlayana kadar. Baktınız anladılar, salın gitsin. Ya öyle bir şey gerek yok. Vallahi gerek yok. Yapmasak bir şey. Bir alakamız yok. Lan senin de, sana güvenin de Allah belasını versin lan. Hayatımı bitirdin lan, hayatımı. Hadi lan, sanki bizim hayatımız bitmedi. Lan senin... Çıkın beni. Hayırdır Tekin diyeceğim ama sen beni hayra aramaz. Hayırdır? Kaç gündür arayacağım bir türlü fırsat olmadı Haşmetciğim. Düğününde olanları duydum. Çok üzüldüm. Nasıl gelini bulabildiniz inşallah? Gazetelerde okuduğun her şeye inanma. Nişanlım hasta. Vah vah. Geçmiş olsun. Eksik olma. Ya ben seni niye aradım biliyor musun? Buralara acemi bir hırsız düştü. Biraz sohbet ettik. Bana senin bahçeden kaçmış gibi geldi. Yani Almanya'danmış. Oralı bir tek seni biliyorum. Olabilir mi? Var mı eksin gidi? Gerçi herif bildiğin süzme salak ha. Yani benim hayalet kadar aklı yok. Senin gibi bir kurda yamuk yapacak. Ve sen de onun yaşamasına izin vereceksin ha? Hayatta olmaz. Diyeceğim. Ama ipin ucu kaçınca bir kere... iktidarı korumak zor tabii. Akılsız bakkal ya çırağını öpermiş ya da elini tartarmış. Aklı olmayan köpekler beni ısırmaya kalkıyor. Tekincim. Sen de bilirsin. Akılsız köpekler kurdun kocacığını hayal ede ede ölürlermiş. Haber verdiğin için sağ ol. Bunu unutmayacağım. Eyvallah.
Bizim gerizekalı kaybettiği malları Tekin'e satmaya çalışmış. Bodrum'da demek ki. Yarın bu defter kapansın Engin. Tekin'le de ilgilenmemi ister misiniz? Her şey sırayla. Simge'yi de bıraksınlar. Neredesin? Yola çıktım, sana geliyorum. Yani daha doğrusu Çiço'yu görmeye geliyorum. Çok özledim eşeği. Bir de benim bu Aydut'u sana bırakacağım birkaç gün. Ben evde yokum. Neyse, mesajı aldığında evdeysen eve geç. Orada konuşuruz. Hadi. Telefonunu masada unutmuşsun. Çaldı ama yetişemedim. Kim aradı? Görmedim. Aldığımda kapandı. Şarjı bitti herhalde. Neyse, sonra şarja takar bakarım. Rüzgar uyudu mu? Çiçek nasıl oldu? İyi. Yaşına ver lütfen. Çiçek duygularının çok yüksek gelgitlerle yaşar. Şu aralar durumunu da biliyorsun. Ben şu çöpü çıkartayım. İşe almıştım. Her şey yoluna giriyor gibiydi. En azından iki ay kalacak yer sıkıntım yoktu. Haftalardan sonra ilk defa huzura benzeyen bir duyguyla uyanmıştım. Planlarım vardı. Deminden beri arabada söylediğin şeyi düşünüyorum. Galiba ben de bu sabah Allah'a çok güldürdüm. Ama kimseye kaldıramayacağından ağır yük vermezmiş biliyorsun. Halter'e mi başlasam o zaman?
Konuşalım mı? Sağ ol. Babanlarla konuşmayı hiç düşündün mü? Babam şu an bana destek olmak için uygun değil. Hastanede evet. Ben bugünü kastetmemiştim. Hastaneden önce de uygun değildi. Zamanla onun öncelikleri değişti. Annen? Annem de ben 1 yaşındayken basıp gitmiş. Deşmemem gereken bir konuya girdiysem. Yok. Ben artık hiç üzülmüyorum. Liseyi bitirdikten sonra babamla evlenmiş. Sonra da yapamadı herhalde. Çocuk falan ağır geldiyse. Kendisi de küçükmüş. Bir tane liseyi bitirmiş de bizim evde var. Gördün canavarı. Hiç güleceğim yoktu. Alper. Teşekkürler. Ne için? Sana verdiğim sıkıntı yetmiyor. Bir de beni neşelendirmeye çalışıyorsun. Hem de hiç mecbur değilken. Nereye gitsem hep arabamda çıkıyorsun. Yapacak bir şey yok. Şaka bir yana. Eylül'de bu ara biraz limoniyiz. Eğer üstüne fazla gelirse kusuruna bak lütfen. Onların derdi zaten kendilerine yetiyor. Ben o kadar fazla umursamıyorum. Zaten 2 gün buradayım. Beni de götür. Çiçek çok hızlı büyüyor. Ben bu 3 yılıyla evde ne yapacağım bilmiyorum. Bittim ben. Sen baş edersin, merak etme. Hem eşin de iyileşecek inşallah. Yani yalnız kalmazsın. Değişmemem gereken bir konuya girdiysen. Yok. Yani biz Berna'yla pek de parlak olmayan bir durumdaydık. Şimdi düşünüyorum da yeterince vakit ayırmamış olabilirim. Sanırım işte fazla ilgilendim. Kendini suçlamanın kimseye bir faydası olmaz. Ben zaten olan şeylerin olması gerektiğine inanırım. Vallahi. Eğer Berna uyanırsa ki bunun için dua ediyorum. Boşanacağız. Yani bu 3 cadıyla yine baş başa kalacağım. İşim zor. O zaman yine başa dönüyoruz. Kimseye kaldıracağından fazla yük verilmezmiş. Dereceye tere satıyorum diyorsun. Alıntı yaptım diyelim. Öyle değil. Alper. Haydut'u sana emanet etmeye gelmiştim ama. Bu gördüğüm gerçek mi? Ben aslında... Engin. Kardeşim gel biz seninle şunu konuşalım. Nesini konuşacağız abi?
Sen içeri gir. Çocuğu daha fazla ağlatma istersen. Leyla, içeri girer misin lütfen? Kalkmak yok. Uyuyacaksın. Birazcık daha uyuyacaksın annem. Bizim buradan gitmemiz lazım. Bu ne lan? Bebek şeysi değil mi bu? Aa! Burada mı kalmış o? Ablaya hoşça kal demeyecek miyiz? Öf, ablan da çıktı ya kızım. Onları demiyorum. Dün geceki abla ediyorum. Sakinleştin Mengin. Sakinleştiysen anlatacağım. Ne sakinleşmesi lan? Ha? Ne sakinleşmesi? Geç içeri çocuğu ağlatma sen demek. Geç içeri çocuğu ağlatma sen. Nereden geliyor bu samimiyet? Ne oluyor oğlum burada? Ne samimiyeti ya? Samimiyet falan yok. İkimiz rahatça konuşalım diye gönderdim içeri. Ya ben haftalardır deli gibi bu kadını arıyorum. Her yerde, her an. Haşmet üzüntüden dağıldı. Düğünden kızı sen kaçırdın değil mi? O gece sendeydin değil mi? Ha? Sende kaldı. Kim olduğunu bilmiyordum. Ama öğrendin. O sabah bir türlü çıkmadı, o lanet yatak odasındaydı değil mi? Peki ne yapıyordun abi? Ha? Oturduğun yerden bunca zaman bana kıs kıs gülüyor muydun? Saçmalama be. İzin ver izah edeyim. Ya bırak, ne izah edeceksin Allah aşkına? Engin. Oğlum, arabama bindiğinde kim olduğunu bilmiyordum diyorum sana. Sonra benden yardım istedi. Korkmuş görünüyordu. Ne yapsaydım? Beraber büyüdük biz oğlum, beraber. Lan saçma saçma konuşma oğlum. Onunla şimdi bunun ne ilgisi var ya? Seni o adamın yanına ben işe soktum ben. Ben kefil oldum. Arkamızdan bunca iş çevirdi mi? Engin. Beni adamla sen tanıştırdın evet. Ama işi ben aldım. Sapla samanı karıştırmayalım. Ayrıca benim kimsenin arkasına iş çevirdim falan yok. Ben sadece bana sığınmış bir kadını size teslim etmedim. Hepsi bu. Ya kimden niye sığınmış lan? Seni ne kadar tanıyormuş da sana sığınmış? Güzel bir kadına sığınak olmak için mi sattın beni Alper? Engin. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Benim tek derdim kızıma yetişmekti. Adamın da başını yaktık sonunda. Arabama atlayıp ilerideki taksi durağında indir beni dedi. Gelin olduğunu nereden bileyim lan ben? Ya ne demek nereden bileyim abi? Oğlum üstünde kot ceket vardı. Tipine mi baktım Allah aşkına ya? Adam gibi dinle anlatıyorum işte. Sonra... Ne sonrası lan, ne sonrası? Ne anlattı sana da onu köşe bucak saklayacak kadar ikna oldun? He? Ne anlattı abi? Erken karar verdiğini. Haşmet'le evlenecek kadar sevmediğini anladığını söyledi. Bu mu yani? Evet Engin, bu. Başka bir şey varsa sen söyle. Kardeşini çiğnemen için daha esaslı bir gerekçe olması gerekiyordu mesela. Bizi bu uyduruk sebep yüzünden mi sattın? Hı? Samimi soruyorum yani, bu mu? Sana kendisi gidip konuşmak istemedi diyorum. İkna etmeyi denedim oğlum. Denemedim mi sanıyorsun ya? Ama yine de kaçıyordu. Kalacak yeri de yoktu. Ne yapsaydım? Kucağında çocukla sokağın ortasında mı bıraksaydım? Ya da tutup kolunu Haşmet'in önüne mi atsaydım Engin? Sen olsan ne yapardın? Ben olsam bu zamana kadar aklın neredeydi be kadın diye bir sorardım. Alper, ne pahasına olursa olsun ben seni satmam kardeşim. Haşmet Bey onun seni sakladığını öğrenince olabilecekleri düşündün mü hiç? Ha? Sana, bana. İkimiz de işimizden olacağız. Ya senin deli gibi paraya ihtiyacın var kardeşim, ben yanlış mı biliyorum? Evin ipoteği ne olacak? Hadi sen yapmışsın zaten yapacağını. Ya ben? Suçsuz yere şimdiden olacağım. Alper Bey'in hiçbir suçu yok. Ben evlenmeyeceğim Engin Bey. Haşmet Bey'le de görüşmeye gitmeyeceğim. Leyla Hanım, Haşmet Bey'de neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Onu açıklarsanız eğer... Benim açımdan açıklama yapılacak hiçbir şey yok. Alper Bey'e de söylediğim gibi yanlış karar vermişim. İşte bunu bir kere de olsun sizden duymaya ihtiyacı var. İstemediği hiçbir yere gitmeyecek Engin.
bir açıklama. Haşmet Bey bu kadarını hak ediyor. O anlaması gerekeni anlamıştır. Belki siz onu yanlış anlamışsınızdır. Kendisini ifade etmesine izin vermeyecek misiniz? Engin. Her ne yaşanıyorsa kardeşim, bu onların problemi. Senin değil kardeşim. Benim değil. Onların arasında. Şimdi sen Leyla'yı burada görmedin. Eğer Leyla konuşmak istiyorsa istediği zaman gider konuşur. İyi akşamlar. Veterinere bırakırım, orası daha güvenli. Engin yapma ya. Lan arada kalmak benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Oğlum biz kardeşiz. Düşündüm. Defalarca konuşmayı düşündüm seninle. Sadece seni bu saçmalığın içerisine çekmek istemedim. Arada bırakmak istemedim. Ne çektim bir ben biliyorum. Bak tekrar ediyorum. Bu onların meselesi. Bizimle ilgisi yok. Kendini kandırma Alper. Kendini kandırma. Güzel bir kadın ayağına kadar geldi. Sen de kahramancılık oynamak istedin. Ya oğlum, yalnızlık senin bu kadar mı gözünü döndürdü? Başka kadın bulamadın mı? Ne diyorsun lan sen? Nasıl sen kızını benden mi alıyorsun ha? Ne oldu? Gerçekleri duymak zorunda mı gitti? Engin sus! Başka kadın bulamadın mı Alper? Lan sus diyorum sana, sus! Sus! Durun ya, durun! Amca, ne oluyor? Bir şey yok kızlar, bir şey yok. Tamam kızlar. Girin içeri, yok bir şey. Hadi. Birini takip edeceksin. Bu geceden başlayarak. Leyla.